Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden Warhammer 3 Kislev, Çariçe, Güzel Katerin'e devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hatırlıyorsanız en önceki bölümde orklara son vermiştik ve kervanlara saldıracağımı söylemiştim geçen bölüm, ama bu kervanlar geçecek herhalde buradan. Demek ki yolları buradan geçiyor. Hemen bu kervanlara bakalım mesela. Şöyle ticaret yapmak isteyen var işlerinde. Onlarla ticaret yapabilirim bu arada. Bazılarıyla savaşabilirim. Mesela bu ticaret yapmak istemiyor. Tabii büyük kete yapmak istemez. Normal istememesi. Ki düşmanları da Ketey devleti olması lazım. Şunların düşmanları kim? Mesela diğer kuzey eyaletlere bakmıştık. Onlar düşmanlarıymış. 60 getiri var ticaretten. Bir altın veriyor bize. Senin kaç bölgen var? Biz tek bölgen var. Sen geberirsin. Yani hayatta kalmazsın. O yüzden anlaşma yapmıyorum. Kervanlarına saldırabiliriz hiç olmazsa. Evet, şimdi bu ordu eksilmişti biliyorsunuz. O orduyu tamamlayacağız. Bu arada seviyeleri arttıralım. Daha fazla büyü alıyorum. Bunda ise şuna devam ediyoruz. Şimdi diğer karakterimizde zırh alıyorum. Bol bol bu karakterin güçlü olması gerekiyor. Düşmana karşılık vermesi gerekiyor. Tamam, direkt geçelim o zaman. Böyle bakıyorum, yani üstün körü yapabileceğim başka bir şey var mı? Şimdi oyun süresi şöyle uzuyor. İlerledikçe her şey böyle bakarken çok zaman harcıyoruz. O yüzden hemen hızlı hızlı bir şekilde bu taraflara geçmek istiyorum. Şimdi şu yeri buradan mı buradan mı yapalım? Bence buradan yapmak daha mantıklı. Ne bu kalesi? Jakova Kalesi. Çünkü hemen buradan basabileceğiz bu birliklerimizi. Bu ne veriyormuş? Gelir arttırıyor, bakımı azaltıyor tüm ordularda. %1 civarında güzel bir özellik. Hemen verelim ona. Başta ben buraya yükseltmek istiyorum. Hemen buraya bir garnizon falan koyabilirim. Bu arada buraya büyüme binasını artırsak mı? 10 civarında artıyor. Şöyle hem inşaat maliyetini düşürüyor. Başka bu tarafta ne koyabiliriz? Ulusal olarak çiftliklerin gelirini arttırıyor. Kürk kaynağını üretiyormuşuz. Garnizon, evet, zayıf bir durumda. Belki buraya garnizon koyabiliriz. Garnizon nerede lan? Bir dakika. Burada garnizon yok mu? Şu değil mi garnizon? Aynen. Şunlar garnizon arkadaşlar. Hem kontrolü sağlıyor hem garnizon veriyormuş. Bence kontrol burada gerekli. Zaten büyüme binası var. Hemen büyüyecektir. Sıkıntı yok. Önce şu garnizonu koysak, savunmayı arttırsak iyi olacak. Zaten oyunun başında her türlü birliği basamayacağım için sorun yok. O temel birlikleri basmak yetecek bana. Şu kılıçlı kalkanlı birliklerimiz var ya, hani silahlı birliklerimiz, gerisi önemli değil. Büyümeyi bekletiyorum arkadaşlar. Büyüme kalsın. Burayı hemen 3. seviye yapmalıyım. Daha sonra diğerlerini geliştirmeye başlarız. Evet, şimdi rüzgarların falan değiştiğini söylüyor burada da. Görev vermiş daha doğrusu. Şimdi şu an görevlere bakacak durumda değilim, kusura bakma. Ostermark yok edilmiş. Yalnız bir tane vampir devleti tam aşağımızdan gelmeye çalışıyor. Bu arada bunlar devam ediyor. Buradan geçecek herhalde o. Ona bir tuzak kursak iyi olacak kervana. Bunlar kim şimdi? Lahmiyalı kardeşliğiymiş bunlar. Bölgesi bu tarafta. Kardeşim, buraya sen nasıl geldin? Ha, buradan geldin. Tamam, okey. O burada elmas var. Ana bölge mi orası? Lütfen ana bölge olsun. Bir saniye. Düşmanları da var aslında da. Orklar falan düşmanları. Vallahi ana bölge. Aslında güzel arkadaşlar. Ana bölge yakalamışken şöyle bir girişmek lazım. Gerçi diğer bölgesi nerede tam olarak bilmesem de. Onun oradan çıkması lazım. Niye oraya geldi ki yani şu an? Bu herhalde buradan bu tarafa mı geçmeye çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Anlamadım yani. Bunun 3 bölgesi var bu bölgede. Şimdi ilerlersek şöyle kötü bir yan olacak. Yukarısını çok boş bırakacağız. Ben yukarısını boş bırakmak da istemiyorum. Ama bölgede vampirlerin olması için iyi bir durum değil. Bir de komşuyuz. Onlar sürekli yozlaşma yayacaklardır o bölgede. Ve şu bölgeyi bir ele geçirmek lazım. Onu da istemiyoruz. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Şimdi ben biraz o zaman geri çekileyim. Yine ordumuzu falan basmalıyız o geri çekildiğimizde. Burada yozlaşma yok. Niye o zaman zayiat alıyorum?
Acaba var mı yozlaşma? Bakalım be ne kadar yozlaşma var. Yani şu an bir yozlaşma görünmüyor. Bunun çıkmasını istiyorum bu arada. Sen full marşta... Heh. Gelebiliyorsun. Güzel. Sen de böyle gel. Eğer saldırırsa oraya ben direkt saldırırım. Sorun değil yani benim için. Bir şekilde hallederiz. Tamam, bu binamızda oluyor. Bunu iptal edebilirim burada arkadaşlar. Çünkü alt tarafta basabileceğim için bir sıkıntı yok. O yüzden bunu iptal ediyorum. Bunun yerine daha böyle güzel bir gelir kazanabileceğim bir şey yapmak daha mantıklı arkadaşlar. O yüzden onu yapacağım. Bunu da iptal ediyorum bu arada. 6 minası yapalım buraya. Evet, Kiss şimdi bir şey oldu. Son dinlenme yeri diyor. Ya adanmışlık artı 30 ya da Kiss Dev bölgesine yetiştirilen kahraman Patrick verecekmiş. Bence Patrick gelsin. Patrick daha önemli. Adanmışlık çünkü bir şekilde kazanabiliyoruz. Şimdi Patrick'in ne özelliği var? Şifacı özelliği varmış. Sağlık puanı, alan bazı tazeleme ve büyü istemiyor bunlar. Çok güzel ya. İkmal verebiliyor. Çok güzel, çok güzel. Bu mutlaka lazım ordumuza. Hemen aşağı inmen gerekiyor senin. Bayağı da şey var, menzili var aslında baktığınız zaman. Direkt Çariçe'nin yok sayılıyor. Neyse geri dönmüşler. Çariçe'nin ordusuna girmesi lazım onun acilen. Evet, kervan oradan geçti. Buradan bir kervan göremedik. Yani yakalayamadık kervanımızı. Buradan basabiliyoruz mu? Hayır. Oradan basamıyoruz. Biraz daha gelebilirsin o zaman. Şurada bekle. Sen burada bekle bakalım. Şu altın şeyini yapalım. Burada yok muydu altın özelliği? Var. Ha burada var. Tamam. Burada var. Ben burayı yükseltmişim. Önemli değil. Burası ana bölge. Buranın tabii ki yükselmesi lazım. Bu Patrick'leri artı birliyor. Başka Patrick yapabiliyoruz bunun sayesinde. Adanmışlık puanı istiyor yalnız. Bu bina. O biraz sıkıntı. Adanmışlık istiyorsa onu sürekli yapma şansım yok. O yüzden onu kitlemişler öyle. Ben dedim her yaptığımızda hani bir tane Patrick yapma şansımız olacak diye düşündüm ama işte öyle kitlemiş. Adanmışlık puanı isteyerek orayı kapatmış bir nevi. Şey yapalım. Buraya bir garnizonla... Dur. Bunun garnizonu farklı. Tamam. Önce bir büyüme binası koyalım buraya. Veyahut da he, kontrol yapalım. Kontrol sağlansın. Büyümeyle beraber. Orayı büyütürüz. Ben şunlara saldırmayı düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Neden derseniz bunlar burada tehlikeli. Bunların ne yapacakları belli değil. Yani şöyle baktığımız zaman aramızda kötüleşiyor. 4 tane bölgesi varmış maşallah. 4 bölgesi olması biraz kötü arkadaşlar. Nerede 4 bölgen var ki senin? Başka şurada içimizde var. 3. Herhalde şuranın devamında orada bir yerde olması lazım. Bunlar da gelmiş. Burayı ele geçirmişler. Veya bunlara saldırabiliriz. Bunlar kim? Bilmiyorum kim olduklarını. Sizin düşmanlarınız var mı? Yok. Güzel. Bakalım. Etrafımız düşmanla çevrili gördüğünüz gibi. Çok tehlikeli bir yerdeyiz. Yani her tarafta düşman var. Her tarafta düşman var. O yüzden dikkatli olmalıyız bu bölgede özellikle. Buraya bekletiyorum. Burada şimdi büyüme gelmiş ama paramız yeter mi onu bilmiyorum. Şunu yapalım. Ulusal çiftliklerimiz şey olacak. Hadi büyütelim burayı da bir an önce. Kontrol şunu yapalım. Garnizonda artış göstersin kontrolle beraber. Biraz evet paramız gidecek ama artık bir şekilde kervan yakalayabilirsem öyle para kazanmayı düşünüyorum. Evet, cücelerden geçiş şeyi geldi. Bunlarla bir ticaret anlaşmamız varmış. Geçişi verelim abi. Şöyle yapalım. Ben karşı teklif yapayım biraz. Neyse yapamadım onu. Öyle bir şans vermedi bana. Geçiş olsun aramızda. Sorun yok. Yalnız şey denk gelmedi bir türlü. Kervan denk gelmedi. Önemli değil. Ben şimdi şuraya saldıracağım. Zayiat alıyorsun. Neyse zayiat alın. Şöyle geldi.
Buraya saldır bari. Şunları avlayabiliriz. Burada çünkü bir Ogre devleti istemiyorum. Onları engellemek lazım. Daha sonra ordumuzu basarız. Şu an ordu basacaktan param da yok. Hemen şunları geliştirmek lazım. Buranın gelirinin bayağı artması gerekiyor. 200 bak kazanıyoruz. Çok az kazanıyoruz yalnız oradan. Niyeyse anlamadım. Çok az bir para akışı var. Şimdi burada kontrol tamam, büyüme tamam. Bir de şu gelir arttırırsak iyi olacak. Burayı yükseltip daha sonrasında garnizon koyabiliriz. Daha sonrasında. Şimdi araştırma yapıldı. Hareket menzili %5. Başka inşaat maliyeti, kutsal ağaçlık işi için. Yok, özel şeyleri yapmayalım öyle. Yetiştirme bir tane ekliyor. Bunu yapalım. Bu önemli. Bu gerçekten önemli. Bölgelerimizde. İnden. Karar gelmiş. Ne yapalım? Büyüme. Yakın dövüş artı 14. Büyüme olsun abi. Artı 10 büyüme olsun bölgemizde. Büyüme önemli. Bir an önce bölgelerin büyümesi gerekiyor. Evet, paramız da kalmadı bu arada. Bayağı sefil kaldık. Ya işte bir tane bir kervan gelse olacak da bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar, savaş ilanı geldi Dustry tarafından. Dustry'ler ork olduğu için yerin altından gelme şansları var. Biraz tehlikeli o yüzden. Eğer yerin altından falan gelmeye çalışırlarsa burada bayağı bir karışıklık olabilir. Yani hala da bir kervan göremiyorum maalesef. Ama buraya saldıracağım şimdi. Çevre diyorum. Şimdi Katerin'in gelmesini bekleyeceğiz. Bilerek böyle saldırdım çünkü diğer Katerin gelemiyordu. Full marşta gelmesi lazım o tarafa. Böylelikle gelebiliyor. Şimdi direkt işgal et. Niyeyse burada bir zayiat alıyoruz sürekli bir şekilde. Sen dışarı çık, senin çok da önemli değil. Senin oraya girmen lazım. Tamam mı? Evet, Katerin'de ise bunlar seviye atlamışlar. Evet, burada Ogre istemiyoruz abi. Ogre olduğu sürece bir sıkıntı olacaktır eninde sonunda. Buna verebilirim. Güzel bonusları var. Okçulara verdiği iyi bonuslar verebiliyor. Biraz ihmal yapalım ordumuza. İhmali arttırdım bilerek. Daha fazla ihmal olsun diye. Sonrasında bu bölgelerde gelişmeler var. Orklar inşallah bu ana bölgeye saldırmazlar. Ama belli olmaz nereye saldıracakları. Ve yerin altından geldikleri için her an buradan çıkabilirler. Ve anlaşmak da istemiyorlar. O biraz kötü oldu arkadaşlar. İyi, savaştan para kazanmışız. Savaştan para kazanmışız. Buraya gelip biraz geliştiği zaman bayağı bir işler değişecek. Devam. Ben size ne söylemiştim? Ben size ne demiştim arkadaşlar? Ben size ne dedim ya? Ben biliyorum bunun ona saldıracağını ya. Vallahi biliyordum ya. Vallahi biliyordum. Oo, başında şey var. Ağaç var. Oh, büyük ağacın olması kötü oldu. Yani bu savaşı çok zor kazanırız ya. Peki bölge nasıl? Bölge bizim savunma hattımız olarak mı? Yok. Direkt meydan savaşı. İşte meydan savaşını kaybederim abi. Şey olsa. Adını söyleyin. Geri döndü bari. Kuşatma savaşı olsa alırım da. Ağacın olması kötü bir de. Ağaç kırılmaz özelliği olması lazım ağaçların. Çok kötü yerden bir saldırı geldi arkadaşlar. Ben bunu beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Yani şu an beklemiyordum. Birazcık. Ha bir de ordu basacağım yeri almış ya. İşte bu kötü oldu. Bu beklenmiyordu. Olur. Beklenmeyen hadiseler o gerçekleşebilir böyle işte. Öyle bir yerden saldırdın ki içine ettin yani olayın. Tam ordu basacakken. Gerçi başka yer ordu basma şansım yok. Yine okçu basmak zorunda kalacağız. Leş okçularımızla devam etmek zorunda kalacağız. Ne yapalım? Onları basa basa artık gideceğiz. Bu orduya da bir okçular basarsam. İki full orduyla giderim madem. Oto yaparak devam ederiz. Şimdi atama, ikinci atama mı geldi? Yo. Ha, öldü. Tamam. Öldü. O zaman şuraya artı 10 %5 gelir getiriyor. Gelir olsun abi. Şuraya gönderelim. Tamam.
Kislev bölgesine gönderilsin. Orayı alamazlar en azından. Biz de devam edelim. Ordu basıyorum. Ve devam ediyorum. Burada bildiri yayınlama şansım var. Şöyle yozlaşma -5. Veba, binaların geliri. Kontrol +4. Kontrol +4 diyelim. Burada bir isyan falan çıkmasın bari. Şimdi altın bölgesi burada. Altın bölgesini geliştireceğim. Oraya bir altın yeri koyalım. Bunları tutacağım şimdi böylelikle. Yani şey, burada şöyle bir sıkıntı var. Orklar gelirse kötü olur. O yüzden oraya ağırlık vermiyorum. Ağırlığımız Kislev öncelikle. O şekilde devam ederiz. Evet, saldırmaya devam ediyorlar bölgelerimize. Ya, sorun var mı? Evet, bir sorun var. Bayağı bir büyük sorun var hem de. Bölgede dalmaya başladılar. Çok iç içe burası. O yüzden yani hemen direkt saldırıp almaya başlıyorlar. O da bize büyük bir sorun yaşadı. Lütfen savaş ilanında bulunma. Saldırmazlık anlaşması mı? Bak, bu çok iyi oldu. Bu şu an iyi oldu. Bana saldırmasın da şu anlık. Daha sonra şu sorun bir hallolsun. Saldırıya geçeriz. Sorun değil benim için. İhmale başla burada. Dışarıda beklesinler. Ve şöyle bir ordu bassınlar. Hani Kislev'i bile alabilir bunlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçi gelişiyor Kislev de. Kislev'i bile alma şansları var şu orduyla. İkisi gelse alırlar. Hiçbir şansım da olmaz yani onlara karşı. Biraz zorlayacak bizi. Belli oldu. Hücum bonusu %36 liderlik artı 8 basıyormuş bu. Aslında güzel bir özellik. Verelim ona. Ve devam edelim. Evet, kaos çıktı ortaya. Çünkü şeyden dolayı herhalde, bu adanmışlık düşüyor ya. Ondan dolayı çıkıyor galiba bunlar. Abi, kaos öyle bir zamana çıkıyorsun ki karşıma. Kervan da çıktı. İyi ki sebegöz gelişmiş durumda. Artık buraya bu orduyla saldıramaz en azından. Oha. Vahşi ayıları falan var. Şu ordunun gelmemesi lazım yardıma. Ama önümüzde bir kaos ordusu var. O kötü oldu. Direkt buraya geçebiliyor muyum? Hayır. Direkt geçemiyorum. Bu niye oldu böyle ya? Tam zamanında oldu vallahi. Öyle bir zamanlama ki yani. Bravo. Kaçınmaya verdik. Şimdi. Evet. Ülke savunmasına geçtik iyice. Yani şu an ya tamam ya devam olayı başladı. Gerçekten zor durumlardayız. Şöyle bir merhaba diyelim. Düşük kayıplar. Güzel. Fazla kaybımız yok. Artı 30 adanmışlık. Adanmışlık mı kassak? Ne yapsak kendimize? Yalnız ikmal de lazım mı? Ordu biraz hayat görmüş ama. Para da iyi veriyor. 625 lira ama. Neyse, adanmışlık kasalım kendimize. Evet, adanmışlık hala düşük diyor. Daha da yükseltmek lazımmış bunu. O yüzden kaos isyancıları çıkıyor ortaya böyle. Bir anda. Bunu ayarlamak gerekiyor. Yüzde kaç? 45. Hadi gel bakalım şöyle. Belki ortaya çıkmazsın. Belli mi olur? Şimdi yakın savunmayı verdim bunda bol bol. Ve ordu basmaya devam ediyorum şöyle. 12. seviye oldu Katarin. Bunu hallederiz bir şekilde. Sıkıntı yok yani arkadaşlar. Bunu bir şekilde halledeceğiz. Bunun başka bir yolu yok yani. Buzray sahibesi buz büyü rüzgarlarının maliyetini düşürüyor. Güzel. Soğumalarını azaltıyor. Bunu verelim önce bir. Bu önemliymiş bayağı bir ha. Güzel özellikler veriyor. Buradan şimdi bir seçenek var. Artı 40 yakın saldırı dinçlik veriyor. Alan bazlı tazelenme 15 saniye sürüyor. Fakat şu 25 saniye sürüyor. Artı 40 arkadaşlar. Yakın saldırı çok daha önemli. İkinci seviyede ne veriyormuş peki? Soğumasını azaltıyor. Ha. 90 saniye 67 saniye indiriyor. Fena değil. Yani 25 saniye sürmesi ve artı 40 yakın dövüş olması gerçekten güzel bir özellik arkadaşlar. Tazelenmeden çok daha iyi. Diğeri 15 saniye sürüyor.
Evet, bakalım ne yapacaklar. Teknoloji araştırılmış bu arada. Hareket menzilini yükseltelim biraz da. %5, %5'tir her zaman. O önemli. O önemli. Kiste bölgesi iyi durumda şu anlık. Bir bakalım ne yapacak. Hemen evlerimi yapmadan evleri yapacak param da yok. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden bekletiyorum dostlar. Evet dostlar, burayı kuşattı ama saldırma sırası bizde. Çünkü niye biliyor musunuz? Artık asrın hatasını yaptı burada. Ordusunu bıraktı boşta. Ben buna aga saldırırım direkt. Hiç acımam. Gelin bakalım böyle. Acilen buraya saldırıp araya almak lazım. Sen de gel bakalım şöyle. Topraklara girdik bundan sonra. Ve Pirus zaferi orta kayıplar veriyor. Yani niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. Okçuları var diye olabilir belki. Evet, bu savaşımızı yapıyoruz. Artık bu saatten sonra biz saldırmaya başladık. Onlar savunmaya başlayacaklar. Bakalım ülkemizi kurtarabilecek miyiz? Yani bu Çariçe'nin bir an önce olaya el atması lazım. Yoksa ülke elden gidecek. Evet, 10 yine aynı şekilde 50 rezervle ve 10 büyücüyle başladık. Diğer ordunun gelmesi 2 dakika yine bulacak. Onları ben bekleyebilirim bu arada. Şöyle ata bin için bundan sonra Çariçe rahat bir şekilde vur kaç yapabiliriz hiç olmazsa. En geriye çekiyorum ordumu. Ben de okçu üstünlüğü olduğu için ona karşı onları kullanmak istiyorum. Şimdi gene onda okçu var bu sefer. Bu arada onu söyleyebilirim. Okçular hedef olmasını istemiyorum ben bunların da. Zaten az ordumuz var. Menzilleri pek fazla olmadığı için en azından şunları arkaya doğru alabilirim. Şöyle yaparız. Sizi bir... Siz savunma moduna geçin, tamam mı? Sizi iki yapalım. Sizi de 3 yapıp şöyle sağ tarafa doğru alırsak buradan saldırırsınız. Şöyle. Tamam, şimdi oldu. Sen burada dur. Yakın saldırı için yetki vereceksin. 4. Şu da ata biniyor mu? Ata binmiyor. Sen burada bekle güzelim. Şöyle bekle. Bu da liderlik ver ordulara. Seni de 5 yapalım. Çariçe 6. Siz de şuradan saldırırsınız aradan. Atış yaparsınız. Heh. Siz de 7 yapalım. Benle gelin beni korursunuz. Bir ilerleyelim bakalım. Ata binmesi güzel oldu bu arada. Rahat bir şekilde düşmana gidebilir en azından. Bayağı uzakta düşman yalnız. Ordusu... Heh. O ne ya? Büyü mü attı o? İnşallah büyü atmıştır. Galiba büyü attı. Okçusu herhalde. Okçudan bazı kahramanlarında büyü değil de uzaklara ok atma özelliği vardı. Onu attı galiba. Onu atmış olması lazım. Tam anlayamasam da şunları biraz yormak gerekiyor. Ne kadar bu? 19, çok fazla. Hop. Katerin. At şunu. Gel şimdi şöyle. Güzel. Okçuları tehlikeli arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmalıyız. Şimdi birkaç kere daha atmam lazım bunu ama diğer ordularımız da geldi. Bir gelin buradan böyle. Nasıl yapsak? Biraz tehlikeli geldi bana. Ne yalan söyleyeyim. Şu gelse yardıma düşman en azından kafasını karıştırabilir diye düşünüyorum. Diğer ordularımızı da şöyle yapalım. Kardeşim şimdi siz tamam mı? Şöyle sizi bir grup yapalım. Öne geçin. Ama biraz zayıf biraz ya. Arkadan böyle devam edin siz de. Sizi de 9, 10 yapalım. Hemen gelmen gerekiyor. Evet, düşman geliyor galiba önüme. Geliyor üstüme doğru. Evet, gelmesi yolda ben geri çekeceğim ordumu. Sen şu ön tarafta bekle, düşmanı engelle orada. Tamam, geri çekebiliriz. Rezervler bir biriksin. Çünkü rezervimiz çok az. Bunları iyi kullanmak lazım bu arada. Yakın saldırı iyi yerden yapmalı. Şu basacağı şeyler önemli arkadaşlar. Hücum ordusu falan basacak.
Ordularımı şöyle sağ tarafa alıyorum. Bunu da böyle bekletiyorum bu tarafta. Bakalım yavaştan gelmeye başlasınlar. Ha, bu okçusu bak burada işte. Gel şöyle bir. Okçu hedeflemesin seni. Ata biniyormuş. Bu tehlikeli arkadaşlar. O yüzden Chariche'yi geri çekmem gerekiyor burada. Şeyleri geri çekiyorum. Panther'ı da geri çekeceğim. Saldırı almasın diye. Şimdilik geride bekleyin. Okçular atış yapsın şuna. Bak direkt Chariche'ye saldırıyor. Bak şu an saldırıyor Chariche'ye. Kurnaza bak. Baba bak. Ama atamadı okunu. Gel bakalım sen buraya. Seni bir alalım başta. Hadi gel. Vazgeçti. Ha şimdi geliyor. Nereye saldırıyorsun? Ha, Chariche'ye saldırıyorsun hala. Evet. En azından saldırıya başladık. Okçuya karşı. Birazdan ölecektir o. Tek birime karşı güçlü bir büyü vardı. Hangisiydi o? Bombardıman bu değil. Bu değil ya. Bunun hangisiydi o? Şu muydu? Yo. Biz onu almadık galiba. Bu mu? Karaktere karşı güçlü diyor. Şu. Neyse ama gerek yok bunu atmaya. Zaten ölecek o şimdi. Yani. Güzel. Tazeleme büyüsü mü attı? Bana mı buraya büyü mü attı? Bilmiyorum ne yaptığını şu an. Evet, hazır mıyız gençler? Hadi bakalım. Göreyim sizi. Bu savaşı temiz bir şekilde istiyorum. Tamam mı? Ona göre herkes hazır herhalde. Şöyle baktığımız zaman hazır bir şekilde düşmanı bekliyoruz. Hadi bakalım. Düşman gelsin yine gelmeye çalışıyor şu ama. Aa, direkt bunlara saldırıyor. Kurnaz. Ve saldıramıyor. Evet, uzaktan saldırabildiği için bak nasıl bekliyor görüyorsunuz değil mi? Neyse şöyle yaklaşayım ben biraz da. Bekletiyor şimdi ordusunu. Evet, şu an karşı saldırıya başladım ben de. Bana o bir dakika. Çek geri şunları. Bunlar daha savaşamadan ölecekler. Bunlar gelsin önemli değil. Zayıf birlikler. Ama asıl şunlar. Yavaşlayın. Saldırın. Yardıma gidin oraya. Bak bize büyü atıyor şu anda. Ondan zayıflamış onlar. Evet. Orayı destekleyin şimdi. Şunu atabiliriz bu arada. Şey bazlı ya bu. Şöyle gittiği için. Atılabilir. Evet burayı bayağı yedik ama yalnız. Güzel oldu. Şimdi leoparı gönder. Atlıları gönder. Şuradan. Güzel. Burayı olduğu gibi aldık neredeyse. Chariche sen şu an saldırı altındasın. Farkında mısın? Şöyle gel bakalım. Burayı yardılar yalnız. O biraz. O. Yüzü geri çek. Leopar şuna saldır. Böyle yapalım. Motherland.
Evet, Leopar yarı alıyor. Şeyin gelmesi lazım buraya. Sen gel. Artıyı basarsın orada şimdi birazdan. Unuttuk onu ya. Leopar saldır oraya. Güzel, artıyı bastık. Güzel. Orası dağıldı. Bu taraf dağılmak üzere. Şunlara saldırın. Atlılar saldırıyor. Ordusu kaçıyor. Komutan kaçıyor daha doğrusu. Şöyle saldırmaya devam edin. Geri çekilin oradan. Çariçe. Rüzgar o değil. Şunu şuraya kullanacağım arkadaşlar. Artık. Buna ihtiyacımız var. Zaten artık büyük gücümüz de kalmadı ama. Şuraya saldır. Komutana saldır gerekiyorsa. Saldır komutana. Up, çok kötü ya. Çok fena yani. Atış yapın şuna da. Atlılar gelin böyle. Gel gel gel. Tamam bizde. Güzel. Temiz savaş, temiz savaş. Temiz. Oo, bu bayağı iyi vuruyormuş yalnız ha. Bize vurmuyorsun değil mi? Yok. Bu bayağı iyi vuruyormuş. Bunu öyle kullanmak lazım aslında arada. Güzel. Temizleyelim biz buna. Evet, biraz zorlu bir savaştı. Bayağı zorladılar. Ben bunlar niye zorluyor bu kadar ama zor. Yani bu orman elflerinde bir şey var arkadaşlar. Yerleşkeleri biraz garip olduğu için mi artık hani orduları çok güçlü yapmışlar. Hani yerleşkelerinden çok fazla para kazanma şansları yok ya. Sanki o eksikliği böyle tamamlamışlar gibi geliyor bana. Aşırı güçlü orman elfleri. Kaçmıyorlar genelde savaştan. Şu ağaç maaş berber yani çok güçlü bir birlik aslında. Evet, 4300. Buradan para kazandık bu arada. Direkt ikmal yapalım orada da. Evet, bu para kazanma olayı güzel oldu bu arada. Silah kazanıldı mı? Oo, Ayaz dişi geldi. Bakın eksi %5. Bu şey mi? Görev yaptık galiba biz ya. Dur, biz görev yaptık. Tamam. Ne göreviydi bu? 3 farklı yerleşim yerini işgal et diyordu. 5000 altın geldi. Ayaz dişi de geldi. Oo, patlama veriyormuş mesela bu. Çok çok güzel. Buradan şuna devam edelim. Heh, arkan olunu açtık. Güzel. Daha fazla büyü olacaktır böylelikle. Diğer karakterimizde ise rezervimiz artsın. Girdap patlama dost birlikleri etkilemez. Girdap geniş patlama alanı 13, 18, 15. Bunu işaretleyebiliyorsun galiba. Bakalım. Evet. Bir yerde patlama yaratıyor. Ha, dönüyor. Ama dost birlikleri etkilemiyor. O çok güzel. Dost birlikleri etkilemiyor. Şunu arttıralım. Başka yenilemeyi arttıralım. Yenileme önemli demiştim. Bakın önemini görüyorsunuz şu an. Çok gerekiyor bize. Sıra sende. Abi çok güçlü ya. İki tane şeyi var. yaveri var yanında. Aslında ordularımız güzel. Fena değil de işte. Bilemedim şimdi. Okçusu yok. O da aslında güzel. Ağacı var. Olmadı. İki tane şunlar var. Kötü. Sadece piyade olsa anlarım da şunlar var. Şunlar var. Biraz tehlikeli onlar da. Piyadeye karşı bonuslar oldukları için. Pek güvenemedim de. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden. İşgal mi etsek bölgelerini yoksa diyorum. Bakın hazır bölgeleri zayıfken. 10 tur sonunda mı yıpranma olacak? Yani şu an saldıramaz sonuçta. Bakalım. Özellik mi geldi? Ne istiyor? Yapı ustası. Şey azaltacak. Yapıları harcamalarını azaltacak yaptığım zaman.
Tamam. Evet, burada büyüme geldi. Şu şeyi yapalım, altını. Biraz gelire ihtiyacım var bölgede. Jacoba Kalesi'nin böyle bir duruma düşmesi kötü oldu yalnız. Hiç hoşuma gitmedi. Bakalım ne olacak, göreceğiz şimdi birazdan. Buraya yatırım yapmıyorum çünkü buranın ne olacağı belli değil arkadaşlar. Bu arada yeniden şey geldi. Şu an yapmayacağım. Bunları yok ederiz sonrasında. Şimdi bu neymiş? Oyuncu olarak politik rakibiniz ile konfederasyon kuracaksınız. Eğer buraya yaklaşırsam. Diplomatik ilişkiler Kiss'le bile artı 100. Kontrol artı 6 delik falan filan burada bonuslar veriyormuş. Ama şu an ben adanmışlığı kullanmak istemiyorum. Şimdilik kalsın. Biraz savaşalım. Adanmışlık kasalım. Daha sonrasında ne yapacağımıza karar veririz. Evet arkadaşlar. Kiss'le bir terk etmek zorunda kaldı. Yani terk etmek zorunda. Şimdi burada karşımızda duruyor. Ona direkt saldırabilirim bu arada. Kaçar mı bilmiyorum ama. Tek saldırırsam kaçmaz. Ama iki kişi gidersem gitmek de zorundayım. Yani başka çarem yok. Ama kaçacaktır büyük çoğunlukla. Yok, kaçmadı. Bu arada ayıya binmeye başlamışız. Kaçmadı. Kaçmadı. Kendine çok güveniyor. Onda büyücü var mı? Ha, kendisi büyücü herhalde. Bakayım. Evet, ne ilmi yapıyor? Gölge ilmi. Pek büyüsü yok gibi ama varmış. Kara büyüsü var. Oo. Gölgesel sarkaç var. O biraz kötü oldu. Ordular zayıf durumda ama yani bir şekilde halletmek zorundayız dostlarım. Başka bir şansımız da yok. Bakalım artık büyüyle falan halletmeye çalışacağım. Yani bizde büyü az. Ben büyücüyüm. Sende 100 büyü gücü var. Hayret bir şey yani. Evet arkadaşlar, şimdi ayısına bakalım. Katerin'in ayısı nasıl görünüyor? Vay, yalnız güzelmiş. Gayet güzelmiş arkadaşlar ayısı. Şimdi ayıya bindiği için daha böyle bir hırçın olduğunu düşünüyorum. Yakın saldırıda bakalım neler değişmiş. Yani canı 5085. Canı biraz az ama şu canını çoğaltmak lazım. Eşyalarla falan patlama geldi biliyorsunuz. Şu patlama iki kere kullanma şansım olacak şimdi. Güzel. En azından ekstra şeylerimiz geldi. Bir de ekstra büyü aldık. Yok, büyü almadık ama rezerv çok az ya. Niye hep böyle az oluyor büyümüz? O büyüyü iyi kullanmak lazım. Yoksa durumlar vahim arkadaşlar. Alan çok güzel yani. Alan çok hoşuma gitti. Şöyle köşe çekelim ordularımız. Yine aynı şekilde bu sefer şu köşeden gelmesini istiyorum. Şöyle yapalım. Bir dakika. Bir. Bunlar zayıflamış bayağı bir. İki. Bu önde savaşsın bunlar. Üç. Üç. Bu sefer bunları öne koyacağım. Şöyle. Ata biniyor musun? Ata biniyormuşsun. Güzel. Bu da çok zayıf değil yani. İyi. Önde savaşabilir en azından bir belli bir süre. Şöyle yapalım. 4 4 Sizi 5 yapalım. 5 Sizi de 6 yapıyorum. Şimdi böyle bekleyin arka tarafta. Çariç öne geç sen. Yanında gelsin şunlar olmazsa. Şöyle yapalım. 5'i siz de birleştirelim. Tamam mı? Panter yanınıza gelsin. Sizi savunsun. O şekilde durabilirsiniz. Evet, şuraya koyacağım bunları. Şöyle. Düşman şu an gelmiyor ama gelmeyeceği anlamına da gelmiyor yani sonuçta. O nasıl bir lafsa artık bilmiyorum. Evet gelmiyor. Ama şey çok fazla. Piyadesi çok fazla. Dürtebilirim en azından. Bana gelmesini sağlayabilirim bir şekilde ve gelecektir. Bir şekilde gelmek zorunda. Şimdi en düşük büyü hangisi? Onu yapmak istiyorum başta. 13 6 Sendeki daha az değil mi Çariçi?
4. En az o. Şimdi gölgesel sarkaçı var. O yüzden şöyle birliklerimizi daha böyle toplu yaparsak bir sıra şeklinde atarsa o sarkaç çok etkili olmayacaktır. Böyle yaptığımız için. Şöyle. Güzel, bu da geldi. Gelin şöyle bakalım. Önde beklesen. Diğer ordular da şöyle gelsin. Arkada bekle. Tamam, geliyor direkt. Geliyor. Güzel. Gelmesi iyi oldu. Bekle burada. Atışlara bakın, başladı şu an. Evet. Ayılar saldırıyor bu arada. O ayılara bir müdahale etsen. Öne geçin. Durun şöyle. Bak, direkt buraya saldırıyor. Kurnaza bak. Geri yap. Bekleyin burada. Çariçe. Oo, bize büyü atmış. Büyü derim yapamıyorum şu anda. Sorun değil o. Bir şekilde hallederim ben onu. Şöyle durun. Atlar, gel şöyle. Geri çekil. Sarkacı böyle mi attın yani? Oo, atlar var orada. Atlara pek fazla etkili olmuyor sarkaç bu arada. Onu da söyleyeyim. Hepsini atmış büyüğü ya. Geri yapın be. Bunlar bayağı bir saldırı aldılar. İyice yaslandılar ama hallediyoruz arkadaşlar. Hallediyoruz bir şekilde. Şu patlamayı da... Ya oğlum bir yap şunu ya. Of. Güzel. Lan büyücü, geri çekilsen oradan. Lan büyücü ölecek. Çekil 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 çekil. Patlamaya atalım şurayı da. İyi var, oraya biraz düzelttik ya. Abi öleceksin, çekil oradan. Güzel, orayı aldık arkadaşlar. Gelin şimdi şöyle. O taraf yalnız kötü durumda. Geri çekilin. Şöyle yaslanın şuraya doğru. Gelin böyle siz de. Şimdi Katarin. Yine büyü attı bana ya. Yine büyü attı bana. Lan kaç. Ya onu kovala. Panterim nerede benim?
Panter gitmiş. Lan kaç 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 kaç. Kaçamıyor arkadaşlar. Onu nasıl kaçırabilirim ben oradan ya? Gelin buraya yardıma. Şunlara saldırın. Oğlum kaç lan oradan, kaç lan, kaçamıyor. Kaldı orada ya arkadaş. Katerin gel şuraya da. Bak yine atmış büyüğü. Şunu bir kaçıralım oradan ya. Katerin. Ha? Hadi be Katerin, kaldır şu bir koca şeyini de. Gel şuraya. Lan kaç oradan. Atlar gidiyor. Aa burası sıkıştı ya. Burası niye böyle oldu? Alın şunu, at bitirin şunu ya. Bitir 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 bitir. Şunu bitir bitir. Bitir kaçsınlar hiç olmazsa. Ha kaçabiliyor sonunda arkadaşlar. Sonunda yani. Sonunda. Sen geri kaç. Öleceğim bak ha. Ne ölmez şeymiş arkadaşlar. Farkında mısınız? Bak hala devam ediyor. Sen kaç. Atlar. Tek kişi kaldılar. Öleceksin. Çok komik lan. Vallahi çok komik savaş oluyor şu an var ya. Adam öldü bir tane. Önemli bir yere basarız onu da. Büyücüler ölmesin. Katerin sen de öleceksin ha. Bas şunu bari kaç oradan. Atlar kaçın. Yavrucuğum ne yapıyorsun burada sen? Hele şükür sonunda ya. Vallahi sonunda. Bu nasıl bir savaş abi böyle? Çok komik. Yani bir şeyimiz yok. Yani bir türlü basamadık şu şeyleri. Piyadeyi. Çok zayıf birliklerimiz var. O yüzden de böyle sefil bir şekilde devam ediyoruz oyuna. Ağaçların kırılmaz özelliği vardı herhalde. O yüzden bir türlü pes etmiyorlar. Ama kırmaz olsa değil mi? Sonuçta kaçmazlardı. Evet arkadaşlar. Burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.